Selam gençler, ben Okan. Sosyal medyada 10 yıl challenge hashtag altında başlayan, ki kimin başlattığı hakkında hiçbir fikrim yok, 10 yıl öncesi ile sonrası fotoğrafları kolajlanarak paylaşması trendine, ünlüsünden ünsüzüne, fenomeninden şarkıcısına herkes katıldı. Bunu görmek için Instagram'ın keşfet bölümüne göz atmamız yeterli olacaktır. Peki nedir bu 10 yıl challenge? Neden 2019 yılının başında yapıldı? Neden arasında 10 yıl olan resimlerimizi yan yana paylaşıyoruz? Neden? 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 Pardon, kızdım biraz da. 10 yıl challenge, 10 yılda ne kadar değiştiğimizi gösteren, 10 yıl öncesinin ve bugünün resimlerini yan yana paylaştığımız bir akımdır. Tabii biz hızımızı alamayıp her yıl olan değişimimizi tek tek gösterdik. O ayrı konu. Ona geleceğim şimdi. Ancak birçok teknoloji yazarı 10 yıl challenge'ın bir tuzak olabileceğini, bir grup bilgisayarcı veya kötü niyetli ekibin yaşlanma konusu üzerine yüz tanıma algoritması yazmak için veri topladığını iddia etti. Bu iddia hiç de saçma gelmedi bana. Hatta çok mantıklı. İnsanların 10 yıl içerisinde ne derecede değişebileceğini yapay zekaya öğretip bundan 10 yıl sonrası için de nasıl bir değişime uğrayacaklarını öğrenip kötü amaçlarda kullanabilirler. Hatta iki resimden fazlasını bu hashtag altında paylaşanlar bu kötü niyetli insanların ekmeklerine yağ sürüyor olabilirler. Yapay zekanın şunu söylediğini hayal edebiliyorum. Gönder abi, gönder gelsin. Hadi biz neyse, ki biz de çok önemliyiz bence, bu akıma katılan zenginler ya da bankada parası olanlar bu konuda ciddi anlamda tehlikedeler. Senin 10 yıl önceki resmini biz ne yapalım, değil mi? Ama yapay zeka abimiz için önemli bir bilgi. Gelecekte yüz tanıma teknolojisi ciddi anlamda yoğun bir şekilde kullanılacak. Belki de bu kötü niyetli insanlar yanlarına yapay zekayı da alarak gelecekte hesaplarımıza girmek için elemanın zekasını geliştiriyor olabilirler. Gerçekte hiç olmayan bir haber spikerinin haberleri sunduğunu ve kimsenin onun yapay zekanın bir ürünü olduğunu anlamadığı gibi. Teoriye göre 10 yıl challenge hashtag ile paylaşılan resimler ortak bir havuzda toplanıyor. Daha önce de bir sürü fotoğraf paylaştınız. Evet, ama bu resimleri teker teker ayıklamak çok zaman alabilir. 10 yıl challenge hashtag ile paylaştığınızda direkt havuza düşeceği için alın abi, bu resimlerde 10 yıllık değişimim var. Verin yapay zekaya, öğrensin yavrucak der gibi oluyorsunuz. İşte bu şekilde yüz tanıma teknolojisinin geliştirilmesine katkıda bulunuyorsunuz. Bu anlattıklarıma rağmen şimdiden 1,5 milyon gönderiye ulaşan 10 yıl challenge'a katılmak istiyorsanız 10 yıl öncesi ve şimdi çekilmiş olan bir resmi yüz hatlarınız belirgin olacak şekilde paylaşabilirsiniz. Anladınız umarım. Facebook da daha önce bu tarz skandallara ev sahipliği yapmıştı. Mesela Facebook'taki verilere tek erişen Facebook olsa belki bir sorun olmaz. Arama motoruna Facebook ve skandallar yazarsanız birçok farklı haberle karşılaşırsınız. Buna veri sızıntısı, bilgi çalınması gibi farklı sözcükler de eklediğinizde Facebook'un güvenlik konusunda ne kadar da başarısız olduğunu göreceksiniz. Burada yanlış anlaşılmasın, yüz tanıma teknolojisini kötülemiyor ya da onu kullanmayın, gelecekte yüz tanıma teknolojisinden uzak durun demiyorum. Zaten bir noktada çok da yaygın hale gelecekleri kaçınılmaz bir gerçek. Bu teknoloji ile iyi işler de yapılıyor. Mesela geçtiğimiz yıl Hindistan'da kurulan yüz tanıma programı sistemi binlerce kayıp çocuğun bulunarak ailelerine teslim edilmesini sağladı. Kayıp insanların zamanla nasıl görüneceğini kestirebilmek kayıp kişilerin bulunmasında oldukça faydalı olacaktır. Demem o ki bilgilerimize ulaşmak isteyen her türlü ulaşır ama bile bile de al abi şu resimleri de ekle envanterine demememiz lazım. O yüzden dikkatli olun. Her akım akım değildir diyerek günün özlü sözünü de söyleyelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Birazdan sizi ünlülerin 10 yıl challenge resimleri ile baş başa bırakacağım. Buraya kadar izleyip iğrenç sesime katlandıysan eğer, Allah ne muradın varsa versin, ne diyeyim. Kanala abone olup videoyu likelayın ki ben de mutlu olayım. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı unutmayın. We'll be right back.